Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi. ABD'nin merkezinde olduğu G7 başta olmak üzere pek çok platformun sonuç bildirgesinde sık sık karşılaşırsınız. Kurallara dayalı uluslararası düzen. Bu özetle kurallarını ABD'nin yazdığı ve ulusların Atlantik sistemine boyun eğdirildiği emperyalist düzendir. ABD bu düzenin kurallarını atom bombasıyla koydu. Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombası atarak uluslararası düzenin kurallarını ben koyarım demiş oldu. Yoksa mesele Japonya'yı yenmek değildi. Kaldı ki Japonya zaten yenilmişti. ABD, İngiltere ve SSCB 26 Temmuz 1945'te Japonya'ya teslim olma çağrısı yapmış Teslim olma sinyali veren Japon başbakanı imparatorluk sisteminin ve imparatorun savaş suçlusu olarak yargılanması şartının kaldırılmasını istemişti. Açık ki Japonya teslim olmayı kabul etmesin diye o şartta ısrar edildi. Nitekim ABD yaklaşık 10 gün sonra 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya, 9 Ağustos 1945'te de Nagasaki'ye atom bombası attı radyasyon nedeniyle sonradan ölenlerle birlikte insan kaybı yaklaşık 300 bin oldu. ABD'nin tasarlanmış insanlık suçu. Emperyalist ABD'nin tasarladığı, hazırladığı, en küçük ayrıntısına kadar planladığı bu saldırı büyük bir savaş ve insanlık suçudur. ABD sadece yaklaşık 300 bin insanı öldürmemiş, o iki atom bombasıyla kurduğu düzeni sürdürebilmek için devamında Vietnam'dan Irak'a dünyanın çeşitli yerlerinde milyonları katletmişti. Yani ABD, modern dünyada insanlık soykırımı yapmış bir ülkedir. Evet, ABD bu suçu bile isteye tasarlayarak, planlayarak, hazırlayarak işlemiştir. 12 insan 1945'te Roosevelt ölmüş, Yeni Başkan Truman, 27 Nisan 1945'te nükleer saldırının hazırlık düğmesine basmıştı. Etkisine nüfusuna göre 14 şehir seçilmiş, ince elemelerden sonra yedekleriyle birlikte şehirler dörde indirilmiş, hatta bu şehirlerde hava bombardımanın yapılmayacağı propagandasıyla buralara göçler teşvik edilmiş, dahası dışarıda insan sayısının en fazla olacağı saat bile hesaplanarak Atom bombası sabah 8.15'te atılmıştı. O iki atom bombasının esas amacının emperyalist ABD'nin dünyada egemenlik ilanı olduğunun bir göstergesi de Potsdam'da Truman'ın Stalin'e yeni bir güçlü silaha sahip olduğunu söylemesiydi. O silahı 10 gün sonra kullanan Truman böylece en yakın rakibine de kuralları ben koyacağım demiş oluyordu. Nükleer düzenin özrü yok. Tüm bunların şuradan anımsattık. Hiroşima'da G7 zirvesi vardı. Emperyalist ABD, bu zenginler kulübünü Çin ve Rusya'ya karşı savaşının finansörü gibi kullanmaya çalışıyor bir süredir. Zirve Hiroşima'da olunca acaba ABD Başkanı Biden atom bombasıyla aslında soykırıma uğratılan Japon halkından özür diler mi diye beklenti oluştu uluslararası çevrelerde. Tabii ki Biden özür dilemedim. Tıpkı daha önce ABD başkanları gibi. Biden'a göre özür dilenecek bir durum yoktu. Nükleer düzenin özrü olmazdı. Daha vahimi ise kurbanın durumuydu. Çünkü ABD atom bombası attığı Hiroşima'da yapılan zirvede Japonya'yı atom bombasıyla koruyacağına söz veriyordu. ABD hem Çin'i tehdit ediyor hem de Çin'in bölgeyi tehdit ettiği yalanı üzerinden bölge ülkelerini kendi stratejisine eklemlemeye çalışıyor. Atom bombası kurbanı Japon liderler ABD'nin atom bombalarıyla kendisini koruyacağına sevinme onursuzluğunu gösteriyorlar. Bu da atom bombasına aşık olma sendromu olsa gerek. Ve ABD AUKUS'la Avustralya'yı da Çin'e karşı nükleer denizaltı üssü haline getiriyor. Kısacası ABD kurduğu nükleer düzeni koruyabilmek için nükleer tehdide başvuruyor. Ancak ABD'nin nükleer düzenini inşa edebildiği şartlarda değil, tersine o düzenin adım adım çözüldüğü, ABD'nin artık sopa göstererek mahalle kabadayılığı yapamayacağı şartlardayız. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.